Kanal 3 ekranlarından herkese merhaba. 3 dakika sağlık programına hoş geldiniz. Yanımızda Fuar Hastanesi beslenme ve diyet uzmanı İrem Akgönül hocamız var. Hızlıca soruma geçmek istiyorum. İrem hocam, karaciğer yağlanması olanlar nasıl beslenmeli? Öncelikle karaciğer yağlanması dediğimiz karaciğer hücrelerinde fazla miktarda yağ birikmesiyle oluşuyor. Genel olarak sıklıkla erkeklerde görülen bir durum, fakat kadın veya erkek hangi cinsiyette olursa olsun ihmal edilmemesi gereken bir problem. Bunun neden olduğunu öncelikle konuşalım. İlk başta fazla kilo alımı, özellikle bel çevresinde karın yağlarının artması bunun bir sebebi. Kişilerin yanlış beslenme alışkanlıkları, hareketsiz bir yaşam tarzı benimsemiş olmaları, kullanılan bazı ilaçlar ve bizim uzun dönem alkol kullanımımız maalesef bunu etkiliyor. Bu kişiler beslenmelerinde nelere dikkat edecekler peki? Öncelikle biz bunu diyoruz ki karaciğer yağlanması, tip 2 diyabet, insülin direnci ve yüksek tansiyona yakın arkadaştır. Yani beraberce aslında seyreden bir durum. Dolayısıyla mutlaka bu kişiler öncelikle bir beslenme düzenini gözden geçirmeleri gerekiyor. Burada biz bu kişilere Akdeniz tipi beslenme modelini öneriyoruz. Nedir Akdeniz tipi beslenme? Özellikle sebze meyve ağırlıklı olan bol renkli, yani rengarenk bir beslenme öneriyoruz. Daha sakatatlardan yağlı etlerin biraz azaltılmasını tavsiye ediyoruz. Protein kaynağı olarak az yağlı et ürünleri ve bitkisel kaynakları tavsiye ediyoruz. Özellikle balık ve zeytinyağı bizim bu beslenme tipinde ana tüketmeleri gereken maddeler. Peki ne yemeli diye onun haricinde başka neler sayabiliriz? Öncelikle enginar ve kerevizi biliyoruz aslında karaciğer dostu besinler olarak. Enginar safra akışını kolaylaştırıyor ve karaciğerin temizlenmesine yardımcı oluyor. Bu kişilere en baştaki önerimiz karaciğerin üzerindeki bu yükü azaltabilmek için olabildiğince katkı maddelerinden uzak, daha doğal besinlere yönelmelerini tavsiye ediyoruz. Ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumlara mutlaka beslenmelerinde yer versinler. Çünkü bunlar E vitamini açısından zengin, hem antioksidan anlamında vücudumuzu koruyacak hem de sağlıklı yağlar anlamında zengin. Bu kişiler brüksel lahanası, brokoli gibi, bunlar turpgiller dediğimiz sebzeler. Bunları beslenmelerinde yer vermelerini söylüyoruz. Çünkü bunların aslında zaten kendine özgü bir tadı kokusu olan bir besin grubu. Bunlar karaciğerin doğal detoksifikasyon enzimlerini arttırıyor ve karaciğeri hasara karşı koruyorlar. Mutlaka bunları beslenmede yer vermeliyiz. Özellikle kaçınmamız gereken bir grup var. Bunlar da alkol tüketimi. Karaciğer yağlanması olan kişiler alkolden fazla miktarda, biraz önce sağlıklı olduğunu söyledik ama yine kuru yemişlerden uzak durmaları gerekiyor. Kızartmalar, trans yağlar, doymuş yağlar, bunlar bizim için karaciğer yağlanmasını daha ileri taşıyabilecek besin maddeleri. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Kaymak, krema, mayonez, yağlı etler, bunlar da yine uzak durmamız gereken grup.